Efendiler, bu müzakerelerimizin zabıtları arasında en mühim noktanın Milli Meclis'in toplanma mahalline ait olduğunun yüksek nazarı dikkatinizi çekmiş olacağını tahmin ederim. Meclisin İstanbul'da toplanmasının caiz olmadığı hakkındaki eski fikir ve kanaatimizi Salih Paşa'ya da kabul ve tasdik ettirdik. Ancak Salih Paşa şahsen bu kanaate iştirak etmekle beraber bu iştirakin şahsına ait olup şimdiden bütün kabine namına söz veremeyeceği yolundaki çekince kaydını da ortaya koymuştu. Kendisi kabine erkanını ikna ve bu fikre iştirak ettirmek için elinden geleni yapacağını vaat ve muvaffak olamadığı takdirde kabineden çekilmekten başka yapacak bir şey olmadığını beyan eylemişti. Salih Paşa bu hususta muvaffak olamamıştır. Meclisi Mebusa'nın toplanma mahalli meselesine tekrar dönmek üzere Amasya görüşmesine ait maruzatıma son veriyorum. Sivas'ta aleyhime yapılan bir teşebbüs Şeyh Recep Bakası. Yalnız efendiler biz Amasya'ya gelmek üzere Sivas'tan ayrılır ayrılmaz Sivas'ta pek de hoşa gitmeyen bir hadise cereyan etmiştir. Bu hadise hakkında kısaca malumat arz edeyim. Amasya'ya vardığımızda itilaf ve hürriyetçilerin yabancılarla müştereken bir takım hiyanetkarane hareketlere teşebbüs ettiklerine dair malumat almıştık. Bunu derhal tamimen tebliğ etmiştim. Sivas'ta da aleyhimde padişaha telgraf çekilmek gibi bir teşebbüs olduğunu haber aldım. Fakat inanmadım. Elbette heyeti temsiliye arkadaşlarımızın ve karargahımıza mensup zevatın, valinin ve diğerlerinin dikkati buna manidar dedim. Halbuki Şeyh Recep ve arkadaşlarından Ahmet Kemal ve Cemal namında üç şahıs bir gece telgrafhanede kendilerine mensup bir telgrafçı vasıtasıyla arzu ettikleri telgrafları çekmişler. Hakikaten Amasya telgrafhanesinden Salih Paşa'ya ait şu telgrafı getirdiler. Sivas 18 Teşrin Evvel 1919 Bahriye Nazarı Devletli Salih Paşa Hazretlerine Yaveri Hazreti Şehriyari Saadetlü Naci Beyefendi Hazretlerine Aylardan beri memleketimizde cereyan eden hali anlamak ve meselenin mahiyetine vakıf olmak üzere vilayet merkezine kadar zahmete katlanmanızı memleket ve milletin menfaatleri namına cümleten diler ve memleket ve millet namına makine başına teşriflerini büyük bir bağlılıkla istirham eyleriz. Şemseddin'i Sivası evlatlarından Recep Kamil, Zaralı Zade Celal, ulema, eşraf, tüccar ve esnaftan meydana gelen 160 mührü taşımaktadır İlyas Zade Ahmet Kemal. Bana da 19 Teşrin Evvel 1919 tarihli olan şu telgraf geldi. Amasya'da Mustafa Kemal Paşa'ya. Ahalimiz padişah ve hükümetin fikirlerini bizzat Salih Paşa'dan veyahut emin bir lisandan işitmedikçe aradaki anlaşmazlığa hallolunmuş gözüyle bakamayacaktır. Dolayısıyla iki şıktan birini seçme mecburiyetini arz ederiz. İlyaszade Ahmet Kemal, Zaralızade Celal, Şemseddini Sivasi evlatlarından Recep Kamil. Efendiler, biz bütün memleketi uyarmak ve aydınlatmakla uğraşıyoruz. Fakat düşmanlarımız da bize karşılık her yerde ve hatta bizzat bulunduğumuz ve her surette hakim olduğumuz Sivas şehrinde bile kötülüklerini icra ettirebilecek alçak vasıtalar bulmakta muvaffak olabiliyorlar. Bütün ikazlarımıza ve ihtarlarımıza rağmen şahsen ortadan kaybolur olmaz, Sivas'taki zevatının görülen dalgınlığı her yerde ne kadar kayıtsızlıklar ve müsamahalar vuku bulmuş olduğunu çok güzel bir misal teşkil eder. 19 Teşrin evvel günü Sivas'taki arkadaşlar heyeti temsiliye imzasıyla şu telgrafı veriyorlardı. Amasya'da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Şeyh Recep ve arkadaşlarının zatı devletlerine çekilmek üzere telgrafhaneye şimdi verdikleri telgraf sureti aynen aşağıda arz olunur. Bu konuda Topçu Binbaşısı Kemal Bey ayrıca tahkikat icra etmektedir. Bu telgrafa aldığımı arz ettiğim telgrafın suretini ilave ediyorlar. Sivas Telgraf Baş Müdürü de aynı günde şu malumatı veriyor. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Şemsettin'in Sivasi evlatlarından Recep, İlyaszade Ahmet Kemal ve Zaralızade Celal imzalarıyla yazılan telgrafnameleri takdim ederim. Bu telgrafnameler gece getirilmiş ve memurlarımız korkutularak yazdırılmıştır. Her ferdin özel şartlar dairesinde telgraf yazmaya hakkı aşikardır. Ancak makine odasına rastgelenin girmesi yasak bulunmak şöyle dursun, memurların tehdit ve korkutulması gibi hükümetin haysiyet ve vakarını rencide edecek hareketlere cüret etmek doğrusu kanuna isyan mahiyetindedir. Keyfiyeti, vilayeti celiliyeye arz ettim ve memlekette intizamın tesisi için çalışmakta olan zatı devletlerine de vaziyeti arz ederim. Hususi ihtiram ve tazimatımın kabul buyurulması istirham olunur. 19 Seçenevvel 1919 Başmüdür Lütfi Dersaadet Merkez Şefi Bey'e Halkın lisanından arz olunan ve memleket ve milletin selameti namına takdimi istirham olunan telgrafınızı tutan din ve devlet hainidir. Nihayet kan dökülmesine sebep olacaktır. Padişaha duyurmak için azmimiz katidir. Cevap bekliyoruz. Mabeyni Hümayın başkatibesi Celilesini. Yüksek aracılıklarıyla takdim kılınan yazımızın cevabını memleket ve milletin selameti namına makine başında bekliyoruz. Mabeyni Hümayın başkatibeti aracılığıyla halife cenaplarının yüce katına Memleketimiz bulunan Sivas'ta Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti namıyla teşekkür eden Kongre Heyeti Reisi Mustafa Kemal Paşa, siz padişahımızın itimat namelerini taşımakta bulunduğunu yayarak memleketimizde suçlarını örtmek isteyen küçük bir hizbin iştirakiyle milli iradeyi temsil suretinde gösteriyorlar. Halbuki şanlı halifemiz ve sevgili padişahımıza her surette tam itaat ve bağlılığımız dinin gereği olduğundan Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Seryaveri Hazreti Şehriyarı Naci Beyefendinin Amasya'ya gönderildiklerini haber aldık. Ahali arasında hasıl olan heyecanı teskin için ulema, eşraf ve tüccardan 200'ü e aşkın imzayı ihtiva eden davetiye telgrafımıza cevap alamadık. Kamuoyunun ne merkezde olduğunu bizzat görmek üzere Sivas'a kadar gönderilmesini bütün bağlılığımızla ve büyük bir arzuyla tazarru ve niyaz ederiz. Bu hususta ve her ahvalde emir ve ferman Padişahımız Efendimiz Hazretlerindendir. Efendiler Düşmanlar Şeyh Recebe hakikaten mühim bir rol oynatmış bulunuyorlardı. Sırası gelince arz edeceğim vesikalardan. Said Molla'nın Rahip Furu'ya olan 24 Tevşir'in evvel tarihli bir mektubunda Molla Papaz'a Sivas vakasını nasıl buldunuz biraz düzensiz ama yavaş yavaş düzelecek diyordu. Bütün milletin birlik ve dayanışmasından ve milli teşkilatın memleketin her köşesine yayıldığından bahseden Milletin müşterek arzusuna uyarak ve milli ve askeri teşkilata dayanarak kabine düşüren, yeni kabineyle karşı karşıya geçen bir heyetin reisi aleyhinde, tam yeni kabine delegesiyle müzakereye girişeceği bir sırada ve bu maksatla Sivas'tan çıktığının ertesi günü bütün Sivas ahalisi namına ayaklanmayı gösterir bir telgrafın, telgrafhane tehdit edilerek çektirilebilmesi elbette manidardı. Böyle bir heyetin bizzat bulunduğu Sivas ahalisi aleyhinde bulununca bütün milletin aynı his ve fikirde olmayacağını tespit etmek cidden müşküldür. O halde temsil mahiyeti böyle olan bir heyetin ve reisinin dayandığı kuvvetin dahi çürük olacağına hükmetmek neden caiz olmasın? Sivas'tan yükseltilen bu sesin düşmanlar için ne kadar kuvvetli ve mühim olduğu takdir buyrulur. Efendiler, Salih Paşa'ya ait telgrafı Amasya'ya vardığında kendisine verdirdim. Fakat Şehrecep ve arkadaşlarının hükümetçe cezalandırılmasını talep ettim. Sivas'taki heyeti temsileye üyelerine de telgraf başında 9 teşhini evvelde şunları sordum. 1. Şeyh Recep, Ahmet Kemal ve Celal imzasıyla Mabeyni Hümayına çekilen telgrafnameyi gördünüz mü? 2. Telgrafhanede nöbetçi subayı yok mu? 3 hepinizin mevcudiyetine rağmen böyle bir küstahlık nasıl vuku bulabilir? Üstelik bu mecnunların teşebbüsleri hepinizce malum bulunuyor. Salih Paşa'ya ve Nacibe'ye hitaben üç imza ile telgraf hazırladıklarını biz buradan işitmiştik. Sizin bundan haberiniz yok muydu? 4. Yabancılarla beraber itilaf ve hürriyetçilerin bir takım hıyanetkerane hareketlere teşebbüs ettiklerine dair dün tamimen vuku bulan tebligat alınmadı mı? 5. Baskı yapılan ve korkutulan tergraf memurlarının hemen icap edenleri, vali paşayı ve diğer alakadarları haberdar etmemelerinin ve nöbetçi subayının bunda gaflet göstermesinin sebebi nedir? 6. Baş beyin malumat vermesi üzerine alınmış olan tedbirler nedir? Mustafa Kemal